Hidayet Hoca, normalde karnelerinizi sen doldururdun. Yaşlandın galiba. Ben her gün 5 rekat namaz kılarak zinde ve dinç kalıyorum Allah'a şükür. Bu Bahar'la Ertuğrul Hoca balayına gittikleri için karnelerini doldurmak da bize kaldı, ne yapalım? Keşke Küba'ya gitselerdi. Unutulmaz bir balayı olurdu. İnna sabirin, inna sabirin. Bahar. Alo. Canım iyiyiz biz, iyiyiz. İşte karneleri dolduruyoruz. Vallahi son gün üzülelim mi, sevinelim mi bilmiyoruz. Ya siz keyfinize bakın canım. Burada tamam, biz karneleri dolduruyoruz, tamam her şey. Merak etmeyin, keyfinize bakın. Selam söyle. Hidayet Bey selam söylüyor. Bütün arkadaşlar hepsi selam söylüyorlar. Tamam canım, tamam. Öpüyorum, çok öpüyorum. Tamam. Tamam. Ertuğrul'un da Bahar'ın da hepimize ayrı ayrı sevgi selamları var. Aleyküm selam. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey. Alo. Evet benim efendim. TRT'den mi? Koro'ya başvurum kabul mü edildi? Ercüment sen misin oğlum? Bir dakika, verir misiniz o telefonu? Alo. Çocuğum, utanmıyor musunuz öğretmeninize böyle bir şey yapmaya? Ha? Getirmeyin beni oraya. Gerçekten TRT mi? Çok özür dileriz bu çocuklar bize böyle yapıyor. Gel, bir dakika ben veriyorum Behçet Bey. Behçet Bey gerçekten TRT koro. Alo, çok özür dilerim. Çocuklar zannettik. Seve. Demek karnelerin yazılmasına yetiştim ha. Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk. Artık sağlığımla kavuştum, aranızdayım arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Aramıza tekrar hoş geldiniz Emir Bey. Karneleriniz sizi bekliyor. Sağ olun. Afiyet olsun. Nereye hanımlar? Bağdat Caddesi'ne gideceğiz, sahilden. Hay hay. Ay çıktı benimki. Şu kıza bayılıyorum. Böyle kıpır kıpır hareketli, tıpkı benim gibi. Bir de böyle süslü şeyler giyiyor ya cadı. Tek taşını kendisi almış olacak şey mi? Kadın dediğin o tek taşı bekler canım. Vallahi benimki ilk randevu da taktı tek taşı. Bir parası önemli değil de şu yüzüğün bir manası var. Sen benimsin, bana aitsin demek. Vallahi benimki tek taşı taktı. Yarın evlenirim. Ama erkekler korkak canım. Doğru söylüyorsun. Evlilikten korkuyorlar. Ama bildiğim bir şey var ki hiçbir kadın tek taşa hayır diyemez. Kadınlar böyle düşünüyor demek. Sabah ilk iş kuyumcuya gidiyorsun Cumhur. Bana söyleyeceğiniz bu önemli şey ne Cumhur Bey? Çok merak ettim. Aslında hiç önemli değil. Sizinle özel bir şey konuşacağım dediniz. Ben de merak ettim. Neymiş bu önemli şey? Aslında önemli. Yani hayırlı bir iş. Yani insan belli bir yaşa gelince, yani geriye dönüp baktığında karınca emsali. Hani karınca hani kışın çalışır, yazın biriktirir. Yani avsız böceği de var. Yani karıncanın yüreği ufaktır ama mide bulandırmaz. Dinleniyor muyuz Cumhur Bey? Yo, niye? Neden böyle şifreli konuşuyorsunuz? Benim yaşımda bir adamın böyle şeyler söylemesi hiç hoş değil ama. Parayı mı sıkıştınız? Ne olursa olsun söyleyeceğim. Bakın. Pardon. Alo. Tamam anne, ben her şeyi hallettim. Tamam, daha sonra konuşalım olur mu? Şimdi önemli bir işim var. Tamam, görüşürüz. Siz benim için çok önemlisiniz Cumhur Bey. Size söylemem gerekiyor. Ben evleniyorum. Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yani ayakkabım bağını bağlamak için de bağsız da giymişim. Sizin benim nikah şahidim olmanızı istiyorum Cumhur Bey. Bana çok emeğiniz geçti. Nikah şahidi? Olurum tabii nikah şahidi.
Son tahlil. Kendi heyecanımdan da sizin söyleyeceklerinizi böldüm. Kusura bakmayın. Ben şey diyecektim. Yani artık staj yapmanıza gerek olmadığını, öğretmenlik için hazır olduğunuzu düşündüğümü söyleyecektim de. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim Cumhur Bey. Beni onlara ettiniz. Bu kadar. Siz evlenmek için çok mu gencim ben? Yok. Siz benim kız arkadaşım olsaydınız hemen evlenirdim sizinle. Karneleri dağıtacağız. Zaten biliyordum Emin Bey'in bu emperyalist hastalığa yenik düşmeyeceğini. Ama gene de geçmiş olsun Afet Öğretmenim. Sağ olun Cumhur Bey. Biz 68 kuşağıyız. Kolay kolay yenilmeyiz. Yani lafın gelişi. Yoksa ben 68'e daha ufacıktım, küçücüktüm. Ben de Emin de size müteşekkiriz Cumhur Bey. Eğer siz olmasaydınız biz Doktor Filiz Hanım'ı bulamazdık ki. Afet Öğretmenim, emekçi emekçiye bugün de yardım etmeyecek de ne zaman edecek? Gün doğdu, hep uyandık. Biraz geç kaldım herhalde. Baksanıza neredeyse Cumhur Hoca 9.30 devrimini yapacakmış. Aman hiç uğraşma İdare Hoca. Bugün keyfim çok yerinde, sen bile bozamazsın. Bakıyorum bugün herkesin keyfi yerinde. Ne o, yoksa hükümet öğretmen maaşlarına zam mı yaptı benim haberim olmadan ha? Afet Hanım müjdeli bir haber verdi de o yüzden hepimiz neşeliyiz. Sahibi neymiş o Afet Hanım? Emin Bey iyileşti, onu anlatıyordum arkadaşlara. Oh, Allah şükürler olsun, dualarımız kabul oldu desenize. Eksik olmayın, hepimizin dualarıyla sevgisiyle yeniden sağlığına kavuştu. Yani şimdi bu kadar önemli olmasa da benim de sizlere müjdeli bir haberim olacak. Neymiş o? Efendim benim bir arkadaşım var Niyazi adında. Geçen gün yolda rastladık. Çocuğu din dersinde zayıfmış. Dedi ki Hidayet Hoca biraz şu çocuğa yardımcı olabilir misin? Ben de peki dedim. Tuttum çocuğa işte birkaç gün ders verdim. Ondan sonra tutturdu Niyazi kaç para vereceğim? Yahu kardeşim ben bu işi para için yapmıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Para almam dedim. Ama dinletemedim. İlla da tutturdu para vereceğim. Ben de almam dedim. Neyse sonunda dedi ki ben bu işi başka türlü çözerim. Niyazi bizim seracıdır. Bağış olarak okula tuttu. Dedi ki ne kadar fide isterseniz işte çiçek isterseniz ot mot ne isterseniz size bağış olarak vereceğim okulunuza bila ücret. Çok güzel bu. Evet harika bir haber. Yani okulu ağaçlandırırız, çiçeklendiririz. Harika olur. Ben de öyle düşündüm. Yani bağış olunca dedim. Peki kabul edelim o zaman. Eğer sizler de aynı benim gibi düşünüyorsanız benden bir telefon bekliyor. Ne dersiniz? Kabul eder miyiz? Çok güzel bir şey bu tabii. Yani çocukların içi açılsın şöyle bir renklensin bahçemiz. Şimdi peki Amil Bey'den izin almak gerekli mi? Evet yani biz yaparız ondan sonra laf eder bize o yüzden. Arkadaşlar Amil Bey cebinden para çıkmadığı sürece her şeye evet der. Ama çok istiyorsanız gidip izin alayım. Alın o. Para sayma makinesi, para sayma makinesi olalı bu kadar çalışmalı şerefsizim. Şu hale bak ne kadar ısınmış. Tam bu eğitim öğretim yılı kesat geçeceklerken voleyi vurduk şerefsizim. Eyvah. Gel. İyi günler. İyi günler Afet Hanım, buyurun ne istemiştiniz? Benim bir ricam olacak sizden. Buyurun. Gel. Rektörüm. Size bir mektup geldi. Mektup mu? Kimden acaba? Vallahi ben ışıkta baktım. Laboratuvar tahlil falan diye de çok da anlamadım açıkçası. Tahlil mi? Bana bak Susak. İdrar tahlili falan yapıp faturasını bana göndermedin değil mi? Ben yapmam idrar falan rektörüm. Okulunuzdan alınan su örneğinin... Abi ben de o raporu bekliyordum. Bir bakabilir miyim? Ne rapor mu? Hayrola ne raporu Afet Hanım? Söyleyeceğim bir dakika. Bizim bu bahçedeki musluktan çocuklar su içmişler, rahatsızlandılar. Ben onları götürdüm, doktorları hastanelere götürdüm. Onun için bir örnek alıp tahlile yollamıştım. Bak neticesi toksik maddeler bulunmuştur diyor. Toksik maddeler mi? Evet, zehirli maddeler var suda.
Zehirli maddeler mi? Nereden çıkmış? Nereden karışmış ki onlar? Ya bilmiyorum ama bizim hemen hıfzı sahaya haber vermemiz lazım. Çok önemli. Gelip incelesinler. Yani eğer sizin vaktiniz yoksa ben üstlenirim bu işi. Yok yok, siz hiç merak etmeyin. Ben her yeri araştırtırım, hiç merak etmeyin. Direktörüm, şu bizim bahçedeki... Bahçe. Ramazan, hemen bahçedeki çeşmeyi iptal et. Üstünün kafasını çıkar, çocuklar oradan su içmesinler. Anlaşıldı mı? Hemen. De, bu bizim bahçedeki... Ya kes sesini! Biz burada çocukların sağlığından bahsediyoruz, sen hala konuşuyorsun. Sen hakikaten hala konuşuyorsun, çocukların sağlığı önemli. Baş üstüne affet hanımefendi. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tuvaletteki muslukları da o zaman sökmek lazım Amil Bey. Yok, onları sökmeye lüzum yok. Çünkü onların suyu çatıdaki depodan geliyor. Bahçedeki musluğun deposu ayrı. Ama siz hiç merak etmeyin, ben her yeri araştırdım. Tamam, o zaman mesele yok. Efendim, o zaman ben asıl ricama geçeyim. Şimdi bir izin istiyorum ben sizden. İzin mi? Ne izni? Bizim Hidayet Bey'in seracı bir arkadaşı bizim okulun bahçesi için çiçekler falan bağışlamak istiyormuş. Bağışlasın efendim. Madem parasız bağışlıyor, bağışlasın tabii. Tabii bağış. Onun için ben onun iznini alayım dedim sizden. Biz çocuklarla beraber kazma kürek girdik mi bir saat içinde bahçede kazılmadık yer kalmaz. Ne yani, bahçeyi mi kazacaksınız? Katliyen olmaz. Nasıl olmaz? Şimdi aklıma geldi. Bu çiçeklerin kökleri daha okula kadar uzanıp okulun temelini zayıflatıyorlar. Küçücük fidanların... Israr etmeyin Afet Hanım. Ben ne diyorsam o olacak. Bu okulun idare amiri benim. Biz de bu okulu güzelleştirmek için yapıyoruz bunu. Afet Hanım, bizim okulumuz zaten yeteri kadar güzel. Bakın belediyelere. Her yere erguvanlar, laleler, zümbüller diktiler. Çiçek seyretmek isteyen gidip oralara baksın. Son sözüm budur. Benim iznim olmadan bu okulun bahçesine bir çöp bile dikemezsiniz. Öyle mi? Öyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Keçi be. Bir şey kurtulamasa olmaz. Çatlak kiremitler. Siz de ne diye bahçedeki çeşmeden su içiyorsunuz ki? Kantinde ne güzel. Kapalı şişe suyu var. Oradan alsanıza. Tövbeler olsun. Ne gündü be abla? Tam Türk bir mit adında yani. Yıllarca öz annem babam bildiğin insanlar, bakıyorsun öz annem babam değil. Yani milyonda bir insanın başına gelir böyle bir şey, işte böyle bir şey geldi. Valla milyonda bir falan ama okulun hademesi öz annen çıkıyor. Arda için tam şok. Bir de zengin aile çocuğuyum zannediyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun ya, iki şok bir arada. Hem anne baba şoku hem sosyal sınıf şoku. Tamsın o çocuk. Emin Bey mi acaba? Neredesin? Efendim? Afet Hanım. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben Arda'nın babasıyım. Arda dün geceden beri eve gelmedi de... acaba sizi aradı mı diye soracaktım. Hayır, aramadı. Hayır, aramadı. Peki cep telefonundan aramışsınızdır mutlaka. Cep telefonu kapalı. Sizden rica etsem... buraya gelebilir misiniz acaba? Tabii, gelmez olur muyum? Tabii ki. Ama ben adres bilmiyorum. Anladım. Aşağı iskelenin... Tamam, anladım. Anladım. Ben geliyorum. Hemen geliyorum. Ne oldu abla? Çocuk gitmemiş. Eve gitmemiş. Kerem hala gitmemiş. Eve Arda... Abla, ben de seninle geliyorum. Sen de milletin evine ne cümbür cemaat giderim canım. Ben giderim. Sen toplarsın buraları. Hadi. Ben bir elimi... Demek... Hediye abla benim annemmiş. Demek bu yüzden okulda bu kadar yakın davranıyordu. Artık her şeyi anlıyorum.
Öğretmenim, eğer yavrumun başına bir şey geldiyse ben yaşayamam. Yapma Hediyeciğim, yapma böyle şeyler söyleme. Yok böyle bir şey. Arda'nın tabii bir şoka girdi çocuk. Onun için yok, dönecektir evine. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Ay. Ya intihar ettiyse? Ana, eğer yavrum öyle bir şey yaptıysa ben şurada kendimi hemen öldürürüm. Yapma. Hediyeciğim yapmayın böyle şeyler. Yapmayın, birbirimizin moralini bozmayalım. Beyefendi, ne yaptı sana? Selamun aleyküm. Ne oldu? Ne istiyorsun? Çocuğumu merak ettim. Ne almış yani? Merak edemez mi? Ha? Hayret bir şey. Oğlum nerede benim? Yeter artık. Yeter. Oğlumun da benim de hayatımın içine ettin. Çık git şuradan. Allah'tan da mı korkuyorsun senin? Hop bir dakika ya. Ne bir dakika? Allah adamı deli etme. Değil deli olacakmışsın. Git artık. O benim de oğlum. Oğlunmuş. Senin gibi utanmaz şerefsiz bir adam görmedim. Kendi oğlunun üzerinden şantaj yapmaya kalktın. Ama Arda artık her şeyi öğrendiğine göre tehdit edecek bir şeyin kalmadı. Öyle mi? Şimdi defol git buradan. Bir daha da karşıma çıkma. Çabuk git bu evden. Lan. Git diyorum sana. Çabuk git bu evden. Git. Bırak oğlumu. Git. Git şuradan. Çabuk. Peki. Teşekkür ederim. Karakollarda, hastanelerin acil servislerinde Arda'yı bulamadım diye üzülsem mi, sevinsem mi bilemiyorum. Şekerden karınca yaratan Rabbim. Ne olur başına kötü bir şeyler getirme Allah'ım. Hayır, iyi olduğunu, sağ salim olduğunu bilsek yeterdi. Çok duygusaldır Arda. Bir delilik yapmasa bari. Yok Arda, sağduyu sahibi bir çocuk. Hiçbir delilik yapmayacaktır, merak etmeyin. İnşallah. Hayatında ilk defa böyle bir şokla karşılaşıyor. Çok korkuyorum. Arda, oğlum. Ardacığım, seni çok merak ettim. Demek ki özannem sendin. Çok seviyorum. Hayatım böyle bir flashback havasında olsun istiyorum. Anlıyor musun? Mesela şimdi mevsimler değişiyor. Bak, her taraf yeşerdi. Aşık olmak mecburi. Anlıyor musun? Ve içimde, ta derinlerimde taklaya gelmiş aşk kırıntılarım var. Karesin, daha fazla dayanamayacağım. Aslı, ben sana karşı boş değilim. Avcunu yalarsın Atacan. Uçan kul. Ay seninle işim olmaz Atacan. Hala bunu anlamadın mı? Duygu... Duygu zaten olmaz. Neyse. Bu yazda yine platonik takılacağız ya. Sizi uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Geldi geçti be. Kazasız belasız. O değildi abi. Ben bugüne kadar hiç sınıfta kalanı görmedim ha. Yok öğretmenler kurulu kararıydı. Yok müdür inisiyatifiydi. Yok göz kararıydı. Yani bir şekilde herkes sınıfı geçiyor. En hıyarımız bile bu sınıfı geçiyor yani. Desene seneye yine aynı sınıftayız Sibel. Ay ne komik. Sen laf yedin için sana komik gelmiyor. Ama biz gayet eğlendik. Ya biraz geniş ol, kendine biraz yukarıdan bak. Karizma peşinde koşma ya. Of abi ya, sene bitti hala böyle boş boş laflar, pis pis şakalar. Aa, lafını kestim, lafını kestim ama belli ki önemli bir şey söylemeyecektim. İyi de yaptım kesmekle. Arkadaşlar bu Arda meselesine ne diyorsunuz ya? Tamam, Hediye ablanın oğlu çıktı, eyvallah. Ama şimdi bir seçim yapması lazım değil mi? Vallahi Hediye ablanın oğlu oluşunu daha yeni hazmetmişken bir de şimdi onun yapacağı tercihi iple çekiyoruz. Abicim ben olsaydım Hediye ablayı seçerdim. Sen olsan zaten seçim yapmana gerek yok. Hediye abla direkt senin annen olurdu. Ama biraz empatik ol, empati. O adam onca rahatı bırakır mı ya? Mesela bir teflona bak, bir de bana bak ve seçimini yap.
Tabii ki teflon. Teflon tabii abi. John'un lafına bakmayacaksın abi. Ne demiş Aziz Nesin? Ne demiş? Daha onu bile bilmiyor ya. Ay siz de bana karşı bu adamı tercih ediyorsunuz. Teşrif ederim. Abi ne demiş? Sana ne? Ne demişse demiş. Ölmüş adamın arkasından. Tövbe tövbe. Yaşarken değerini bilmedin ama sonra geçmiş karşıma ne demiş ne demiş. Ben demiştim abi, Arda en doğrusunu seçerdi.